Saatlerimiz 17, kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, yanımda her gün bu saatte olduğu gibi Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu var. Alican hoş geldin, hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi haftalar. Şimdi birazdan şu an itibariyle yaşanan gelişmeler artı gündemimizdeki diğer başlıkları seninle konuşuyor olacağız. Ama önce biz gündemde öne çıkan birkaç notu sizlerle hep yaptığımız gibi paylaşalım. Bugün hazine dolar cinsinden 2028 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bunun için 3 uluslararası bankayı yetkilendirdi. Bu not önemli. Ve bu arada gerçekleştirilen 10 yıllık tahvil ihalesinde 5.3 milyar liralık bir talep olduğunu söyleyelim. Bu iki maddenin detaylarını ilerleyen dakikalarda Serdar Pazı'yla zaten detaylı konuşuyor olacağız. Üçüncü başlığımız IMF Başkanı Georgieva'dan yapılan bir değerlendirme. Der ki enflasyonda küresel çapta yükselişin sonuna gelmiş olabiliriz. Gerçekten böyle mi, değil mi? Bunu da yine tartışıyor, konuşuyor olacağız. Son olarak da resesyon konuşulurken Almanya'nın sanayi üretiminde 7 ayın en hızlı artışı gerçekleşti. Bu pozitif sürpriz büyük resimde ne kadar etkili olur ya da olmaz mı? Bunu da yine değerlendiriyoruz. Elbette gün boyunca konuştuğumuz bir başlık. Evet, şimdi dönelim biraz daha Ankara'ya, Ankara gündemine, diplomasiye, oradaki gelişmelere. Kabine toplantısı her şeyden önce gerçekleştiriliyor. Biz konuşurken şu anda hali hazırda. Devam Nedir edelim. Oradaki beklentiler? Neler konuşuluyor? Tabii çok başlık var. Aslında bir süredir bizim burada düzenli olarak konuştuğumuz konu başlıkları bugün kabine toplantısında da konuşuluyor. Özel olarak bugün belki bir diğerlerinden biraz daha fazla zaman ayrılabilecek başlıklardan birisi anayasa değişiklik teklifi. Çünkü bu başörtüsü ve ailenin yapısıyla ilgili AK Parti'nin hazırlamış olduğu teklifle ilgili geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partileriyle görüşme düzenlemişti AK Parti heyeti. Milliyetçi Hareket Partisi zaten destek veriyor. Ama CHP, İYİ Parti ve HDP heyetleriyle görüşmeler gerçekleşti. Dolayısıyla bugün kabinede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hem bu görüşmelerle ilgili bilgi vermesini hem de muhtemelen bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek düzenlemedeki gelinen son noktayı kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Beklentime göre Cumhurbaşkanı'nın da bugün bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyorum ben kabineden sonra. Onun dışındaki başlıklar aslında bir süredir bizim burada konuştuğumuz başlıklar. Mesela işte dar gelirliye ve esnafa yönelik yeni ne gibi adımlar atılacak? Kış ayları yaklaşmışken gelmişken ısınma yardımıyla ilgili yeni bir adım atılacak mı gibi ekonomiyi ilgilendiren başlıklar var. Özellikle çalışma hayatıyla ilgili olarak Aralık ayında asıl gelişmelerin beklendiği ama sözleşmeli personelin kadroya geçişi, taşeron işçilerin son durumu gibi başlıklarla ilgili Çalışma Bakanlığı'nın yapmış olduğu hazırlıkta biliyoruz ki son artık viraja girildi. Bizzat Çalışma Bakanlığı'nın açıklamalarında zaten Aralık ayı itibariyle bu konuyla ilgili açıklama yapılacağının beklendiği söylenmişti. Sadece EYT ile ilgili formül belli ama bu formülün içeriğinde ne olduğunu biz henüz bilmiyoruz. Çalışma Bakanı'nın da gelinen son noktayla ilgili olarak yine kabinede bir bilgilendirme yapmış olduğunu tahmin ediyoruz. Ha, bugün bu konuyla ilgili bir açıklama, resmi bir açıklama gelmesini beklemiyorum. Şöyle bir karar alındı, şu oldu, bu oldu diye. Ama artık hani bununla ilgili, bu konuyla ilgili olarak artık son noktadayız. Muhtemelen dediğim gibi Aralık ayını zaten kendileri söylemişti. Hem Sayın Bakan hem Sayın Cumhurbaşkanı mecliste görüşmelerde bulunan EYT temsilcileri Aralık'tan da daha önce getirilebilir eğer istenirse denmişti. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili olarak çalışmanın da son aşamasında olunduğunu söylemek gerekiyor. Muhtemelen bugün bu konu içeride değerlendiriliyor zaten. Peki. Enerji başlığı önemli başlıklardan birisi. Karadeniz gazında gelinen son durum çünkü 2023'te şebekeye bağlanması hedefleniyor zaten Karadeniz'deki gazın bilindiği gibi. Bunun dışında Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta söylemişti enerjiyle ilgili yeni müjdelerimiz olacak diye. Acaba yeni keşifler mi var? Ek doğal gaz keşiflerine ilişkin mi açıklamalar yapılacak? Bunlar bekleniyor. Enerjiyle ilgili olarak da kabinede bir konu başlığı olduğunu, alt başlıklardan birisi olduğunu tahmin ediyorum. Onun dışında dış politikadaki değişmeyen başlıklar. Zaten savaşta gelinen son nokta tahıl konusu ki 19'una kadar işte Rusya ile ne gibi görüşmeler gerçekleştirilecek? Bu arada limanlardan Rus gübresine ilişkin bir çıkış olacak mı gibi soru işaretleri var.
bunların konuşulması kuvvetli ihtimal. Bunun dışında işte NATO ile gelinen son nokta, Stoltenberg'in temasları, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri, Yunanistan Türkiye ilişkileri, bunlar biraz da birbirleriyle bağlantılı aslında. Çünkü Ege'de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a, Türkiye'ye göre Yunanistan'a silah açısından çok yoğun bir destek vermesi ve bu konunun Türkiye tarafından rahatsızlıkla karşılanması başlıkları bugünkü kabinenin ana başlıkları olarak dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bekleniyor. Beklenenden bir yaklaşık bir saat geç başladı kabine, 4.30 gibi başladı. Dolayısıyla akşam saatlerinde bitmesini ve Cumhurbaşkanı'nın da gündemdeki konularla ilgili değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Peki, bunu takip edeceğiz. Şimdi mecliste haftanın geri kalan kısmı için nasıl bir gündem var önümüzde? Şimdi bütçe görüşmeleri devam ediyor aslında. Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçeleri. Bugün Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi evet. vardı. Aslında ona da kısaca değineyim. Lütfen. Ticaret Bakanı Mehmet Buş işte 2022'nin ilk 10 ayı itibariyle 209.5 milyar dolarlık ihracatın arttığını, yani geçen yıl oranla %15.4 rakamında 209.5 milyar dolara geldiğini ifade ediyor. İthalat da %39.5 artmış durumda. O da 300 milyar 553 milyon dolara geldi. Dolayısıyla bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi var. Hafta boyu devam edecek. Yarın Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba Çevre, Perşembe Hazine Maliye, Cuma günü de Çalışma Bakanlığı var. Neden önemli? Bununla, bütçe zaten genel kurula gelecek. Genel kurulda çok daha detaylı ve ayrıntılı bir şekilde konuşulacak bakanlık bütçeleri, ama onun dışında bakanlık bütçeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken ilgili bakanların kendi gündemleriyle, bakanlığın uhdesindeki işlerle ilgili olarak yeni açıklamaları olabiliyor. Dolayısıyla mesela bu hafta boyunca, mesela yarın Dışişleri'nin bütçesi görüşülürken Sayın Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin diğer ülkelerle ikili ilişkileriyle ilgili yeni açıklamalar yapması muhtemel. Çarşamba günü Çevre Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken, bunu her gün kendi gününde konuşuruz ama muhtemelen bu orta sınıfa yönelik yeni konut projesiyle ilgili olarak yeni açıklamalar yapması muhtemel. Hazine Bakanlığı'nın bütçesi zaten tümüyle ekonomiyi ilgilendirdiği için kritik. Cuma günü Çalışma Bakanlığı'nın bütçesinde az önce saymış olduğum başlıklarla ilgili yeni bir açıklama gelebilir. Dolayısıyla bu hafta mecliste Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelecek açıklamalar ekstra daha da önemli. Onun dışında geçen hafta torba yasa geçmişti bir tanesi. Evet. Bu hafta iki ayrı torba yasanın genel kurula gelebileceği ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi bu vergi düzenlemelerini içeren, İstanbul Finans Merkezi'ndeki kurumlara yeni teşvik imkanlarını getiren, yine işletmeci şirketlerin sözleşme bedelleriyle ilgili yeni düzenlemeler içeren ikinci torba yasa. Muhtemelen bu yarın genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Onun dışında bunun içinde, ikinci torba yasanın içerisinde bu cem evlerine ilişkin düzenlemeler, madenci yakınlarına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren yasa bu, torba bu. Bir de üçüncü bir yasa daha vardı. Bu da bu yeni değil. Yeni değil. Bu da Adalet Komisyonu'nda görüşülmüştü. Hatırlayacaksın. Peki. Tütün ve alkol piyasasındaki düzenlemeleri içeriyor. Biz daha çok burada cep telefonlarının evet. bir sene boyunca e-mailler pasifte kalırsa, bir yıl boyunca sinyal alınamazsa e-maillerin pasife alınması ile ilgili maddeyi konuştuk, ama burada tütün ve alkol piyasasına ilişkin aslında kritik maddeler var. Mesela ürün izleme sistemine müdahale edenlere 8 yıla kadar hapis cezası, yine yetki belgesiz tütün ticareti yapanlara 5 yıla kadar hapis cezasını öngören maddeler var. Dolayısıyla bu da Adalet Komisyonu'nda görüşülüp geçmişti mecliste. Bu da genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Dolayısıyla grup toplantıları dışında genel kurulda bu iki yasanın, torba yasanın görüşülmesinin devamına bakılacak. Meclis tarafı bu açıdan oldukça kritik. Tamam. Bir de İsveç Başbakanı'nın ziyareti yarın. Var. Yarın. Ne bekleniyor? Şimdi biliyoruz zaten bir takım temaslar. İşte NATO Genel Başkanı da bu konuya müdahil oldu elbette. Üyelik konusu mu? Pazarlıklar mı? Ana gündem o. Ana gündem hem İsveç'in hem Finlandiya'nın bir an önce Türkiye tarafından NATO üyelik başvurularının onaylanması ve iki ülkenin NATO üyesi olması. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin beklentileri var. Hem Finlandiya'dan hem İsveç'ten zaten Türkiye'nin istekleriyle ilgili ve varılan üçlü mutabakatla ilgili olarak üstlerine düşenleri yapacağına ilişkin açıklamalar geldi. Yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Türkiye tarafından bu nasıl karşılanıyor? Şimdi bunun karşılıklı görüşmeleri olacak. Evet, Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterinin Türkiye temasları önemliydi. Burada da hem Türkiye'nin NATO açısından önemi, hem İsveç ve Finlandiya'nın bir an önce NATO üyesi olmalarının NATO açısından yine
kritik anlamdaki önemini ifade eden karşılıklı temaslar gerçekleşti bilindiği gibi. Ama onun dışında şimdi İsveç'in yeni başbakanının Türkiye'ye geliyor olması, zaten hükümeti kurduğu günden bu yana hem başbakanın hem Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile varılan mutabakata uyacaklarına ilişkin resmi açıklamaları, yine İsveç Başbakanı'nın gelmeden hemen önce İsveç Dışişleri Bakanı'nın hafta sonu yapmış olduğu açıklamalar var. Türkiye'nin en şikayetçi olduğu konuların başında geliyor. YPG-PYD'nin AB'nin terör listesinde olan PKK ile çok yakın bağlantıları olduğunu, dolayısıyla bu örgüte destek verilmesinin ileride Türkiye-İsveç ilişkilerini olumsuz anlamda etkileyebileceğini söylüyor yeni Dışişleri Bakanı. Ve diyor ki İsveç'in önceliği NATO üyeliğidir. Ve bu kapsamda benim çıkarımım ve anladığım şey şudur ki özellikle YPG'ye verilen destek konusunda İsveç'in yeni hükümetinin Türkiye'nin istediği adımları atacağı, en azından iadeler ne yönde olacak, olacak mı olmayacak mı orayı bilmiyorum ama YPG-İsveç ilişkilerinin Türkiye'nin rahatsız olduğu ölçüde bundan sonra olmayacağına ilişkin bir açıklama olarak okuyorum bunu ben. Dolayısıyla yarınki görüşmede İsveç Başbakanı muhtemelen bu akşam saatlerinde Ankara'da olacak ama görüşme yarın olacak Cumhurbaşkanı'yla. Yarınki görüşmede de ben bu konuda bir taahhütte bulunacaklarını düşünüyorum. Yine Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında istemiş olduğu destek, yani bazı isimlerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili olarak onu bilemiyorum ama NATO Genel Sekreterinin açıklamaları şu yöndeydi. İki ülkede de kanunlarda bir takım değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla bugün olmasa bile yakın zamanda bu istenilen iadeler gerçekleşecektir diye. Yani biraz daha sanki zaman alacakmış gibi gözüküyor. Ama yarınki görüşme Ankara açısından tatmin edici olur ise iki ülkenin de üyeliğinin onaylanması süreci biraz daha kısa sürebilir bu anlamda. NATO açısından oldukça kritik görüşmeler, İsveç-Türkiye ilişkileri açısından daha da kritik. Çünkü evet NATO üyeliği öncelikli gündem maddesi ama burada Türkiye-İsveç ikili ilişkileri de konuşulacaktır. Çünkü terör konusunda Türkiye açısından bakıldığında hiç de istenilen bir noktada değil iki ülke ilişkileri. Peki. Bir bonus sorusu daha var. Ben genelde böyle sorular oluyor aklımda. Şimdi Amerika'daki ara seçimler, zaten kısaca değinmiştik seninle geçen hafta. Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam ama. Kulislerde Ankara'da ne konuşuluyor? Havayı merak ediyorum. Yani Trump'ın veya Trump demeyelim şimdilik, gerçi onun aday olma ihtimali de hala gündemde ama cumhuriyetçilerin seçimleri alması durumunda ileride F-16 haricinde pek de iyi ilişkilerimiz olmayan Biden hükümetinden daha iyi bir ikili ilişki oturtulabilir notu devam ediyor mu? Bu izlenim hala güçlü bir izlenim mi? Ediyor. Çünkü şu var, özellikle son süreçte, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz politikası, Ege'de Türkiye'nin görüşüne göre Türkiye'yi farklı bir tarafa koyup özellikle işte Dede Ağaç üssünün genişletilmesi, Yunanistan'a son derece büyük silah yardımlarında bulunulması, Doğu Akdeniz politikasında Türkiye'nin tezinden Yunanistan'a daha yakın durulması gibi başlıklarla ilgili olarak Ankara'nın şikayetleri var. F-35 programından çıkarılması konusu, hatırlayalım Trump dönemindeki açıklamaları. Trump her yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400'lere itilmesinin Obama yönetiminin zamanında Patriot'ları vermeme kararı olduğunu, dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin ABD tarafından yalnız bırakıldığını birçok kez dile getirmişti. Dolayısıyla bu konuda özellikle Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin savunma açısından, savunma sanayi ve silah ticareti açısından olan noktasında Türkiye Cumhuriyetçilerin kendisine daha yakın olduğunu zaten düşünüyor. Söylemlere bakılarak söyleniyor bu. Dolayısıyla Ankara'da da bu ara seçimlere ilişkin bir soru işareti var. Nasıl olacağı ve nasıl biteceği ile ilgili olarak. Bu arada evet, dediğin gibi son derece doğru. Sadece F-16'lar konusunda olumlu gittiği belirtiler çok net bir şekilde ortada olan ama diğer konularda çok da istenilen noktada olmayan ilişkiler var. Evet. Bu konunun ve bu sorunun seçimlerden sonra çözülebileceği yönünde bir beklenti var. Seçimler nasıl biterse bitsin, bu konudaki çok yoğun diplomasinin devam ettiğini söylüyor Ankara. Ama burada hani eğer seçimi cumhuriyetçiler kazanırsa ilişkiler kesinlikle düzelecektir. Tabii. Veya işte Biden kazanırsa ilişkiler daha da kötüleşecektir gibi bir sabit düşünceye de sahip değiller. Onu söylemem lazım. İki tarafla da görüşme diplomatik çerçevelerde ve diplomasi sınırları içerisinde devam ettiği bilgisi var. Şüphesiz. Alican Türkoğlu, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Kapanışa doğru da bir reklam arası. Ardından Serdar Pazı ile biraz iç piyasaları ve dış gündemi de konuşuyor olacağız. Bir yere ayrılmayın. Kapanışa doğru'nun bu bölümünde Serdar Pazı ile birlikteyiz. Bloomberg HT Para Piyasaları Müdürümüz. Serdar, hoş geldin. Merhabalar. Şimdi bugün tam senin konuların. İki tane ana başlık, evet. Ki bunlar önemli. Değerlendirmeni rica edeceğiz. Ben üstünden, evet, çok kısaca geçtim. Başlangıçta not olarak hazinenin dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 3 uluslararası bankayı yetkilendirdiği, evet, haberi. Şimdi 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde yapılıyor bu. Tam vakti midir, nedir, başka neler beklemeliyiz, bu açıklamayı nasıl okumak lazım tahvil piyasalar açısından, seni dinliyoruz. İşte yılbaşından bu zamana, yani artık yılın son iki ayına girdik, hazine 7,5 milyar dolarlık ihraç yaptı. Evet. İki sukuk ve iki tane Eurobond yeniden ihracıyla Şubat-Mart döneminde. Şimdi bu yıla başlarken de işte 10-11 milyar dolar civarı bir dış borç satış bakıldığı zaman projeksiyonu vardı. Tabii şimdi bu yeni ihraçla beraber hani bu hedefe biraz daha yaklaşılması anlamında önemli. Tabii son birkaç gün içerisinde olan gelişmelere bakacak olursak, hani cumadan bu zamana tarım istihdam verisi sonrasında hani bir miktar risk iştahında artış, yani her ne kadar veriyle biraz tezat oluşursa da bir ayı piyasası içerisinde bir toparlanma çabası, risk iştahında kısmi toparlanma, işte TL tarafındaki seyir tabii çok burada belirleyici değil, yani dolar kuru yatay seyrediyor ama diğer gelişen ülke para birimlerinin, işte Brezilya reali, Güney Afrika randı vesaire, dolar karşısında değer kazandığı bir süreç. Amerikan tahvil faizlerine sınırlı geri çekilmeler, işte Amerikan 2 yıllık 4.88 ile yakın zamanların zilvesini gördükten sonra 4.60'lı seviyelere doğru geriledi. Bizim kredi temerrüt risk birimimiz, ki yani biz bir Eurobond ihracına çıkacağımız zaman burada iki bileşen var. Yani bir Amerika'nın benzer vadedeki tahvilinin faizine, bir de bizim kredi temerrüt risk birimimizde. Çünkü genellikle biri diğerine toplanarak yani bizim potansiyel maliyetimiz ortaya çıkıyor. Şimdi orada da böyle 680-690'lardan son birkaç hafta içerisinde, şimdi en son 615'e kadar geriledi. Biz yayına girmeden 622 idi son girilen kotasyon. Dolayısıyla hazine de büyük ihtimal bir zamandan beri sürdürdüğü yurt dışı temaslarını hani bir Eurobond ihracıyla taşlandırmak istiyor. İşte Goldman Sachs, JP Morgan, BofA, Merrill Lynch gibi hani büyük yatırım bankalarına verilen bu mandate, yani ihraç için yetkilendirme sonunda İşte bakıldığı zaman ikinci piyasada şu an itibariyle bizim 5 yıl vadeli, yani ona en yakın vade olarak alabileceğimiz %9 civarında işlem görüyor. Ama tabii yeni bir ihraç olduğu için bu, hani bundan biraz daha yukarıda, çünkü hani ihraç risk birimi denen de bir şey var ayrıca. Evet. Hani bunun biraz daha üzerinde, işte %10 seviyesinin altında kalır mı vesaire diye, yani ikinci piyasada yapılan konuşmalar, ama hani o civar olması üzerinde duruluyor. Tabii burada çok hani köprünün altından sular akar, yani ilk planda işte çıkıldığı zaman işte vadeye göre işte şu kadar olursa bu kadar alırım, işte bu faizden çıkarsa bu kadar alırım diye genelde fon yöneticileri, bankalar, kurumlar bildirir. O ihracı yapan kurumlar da bunu alt alta yazarlar, ondan sonra bir araya getirirler ve işte şurada eğer yaparsak bu kadar satarız şeklinde bilgilendirmede bulunurlar. Dolayısıyla hani Amerika kapanışına kadar, hatta yarın sabaha kadar bu iş devam eder, ama ilk planda ki ihraca ilişkin verebileceğimiz detaylar bunlar. Tabii Eurobond ihracı olması, dış piyasalardan bu şekilde bir kaynak temin ediliyor olması, maliyetin tabii son bizim ihracımıza göre artıyor olması da negatif tarafta dile getirilir, ama yine de sonuçta bir kaynak içeri geliyor, evet, olması anlamında olumlu. Peki şunu sorabilir miyim buna ilişkili olduğunu düşündüğüm için? Türkiye 5 yıllık CDS'lerinde de bugün yine bir miktar aşağı yönlü bir hareket, evet, doğru, var. %1,5'un %1.7. Evet. 623'teyiz şu an. Evet. Hatta ben bunun biraz daha altında gördüğümü hatırlıyorum. 615'e kadar gerilemişti, evet. 750'lerden geliyoruz buraya. Yani, yani son dönem içinde, doğru, söylüyorum. Evet. Yoksa çok, evet, daha üstünü gördüğümüz, tabii, elbette aşikar 900'lere yaklaştığımızı. 900'lere geldi, aynen, mesela. Yeni fikir, aynen, vermesi açısından o 5 yıllık 11'ler civarındaydı. Yani bu ikisi arasında hani %100'e yakın bir tabii pozitif korelasyon var. Tamam, işte onu birazcık hani, evet, dile getirelim, ifade edelim istedim. Bir yurt dışı borçlanma hamlesi olması, evet, bakımından önemsediğim için.
Başka orada eklemek istediğin bir şey var mı? Yani bu ihraca çıkıldığı için mi CDS'ler böyle, yoksa CDS'ler böyle olduğu için mi ihraçta bir şey bekleniyor? Hani tavuk, yumurta, sen bir hazineci olarak ne söylemek istersin? Şöyle tabii, yani bizde nasıl hisse takas işte takip ediyor, yabancı %30'lara geriledi ya da tahvil %1'lere geriledi diye izliyoruz. Haftalık olarak aslında menkul kıymet tarafında yabancı yatırımcının Eurobond stoğu'da takip ediliyor. Yani işte haftalık bazda orada peyderpey 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon dolar bazında söylüyorum çıkışların olduğu ve yabancı yatırımcının oradaki saklama payının işte %40'lardan %35'lere doğru gerilediği de aslında takip ettiğimiz çok dillendirilmeyen bir done. Dolayısıyla orada da hani yabancı yatırımcının hani genel Türk varlıklarına, TL varlıkları uzak duruşunun hani artık bir sonlandığı nokta mı? Artık hani bizi en azından MSCI ile eşit ağırlıkta mı bundan sonra götürecekler? Yani o manada bir ilginin burada oluşuyor olması. Çünkü bunlar hani ben hadi ihraca çıktım şimdi kimler var diye değil. Yani genelde önceden bir şekilde görüşmeler yapılarak hani o talepin oluştuğu gözetilerek genelde, yani kesin değil tabii ama hani ön talep ya da ön niyet kapsamında bir takım görüşmeler sonrasında şekilleniyor. O yüzden hani yabancı yatırımcı nezdinde hani bunun seviyeden bağımsız söylüyorum oluştuğunu görmek bile aslında olumlu yani şu günümüzde. Peki bu bence aslında hisse senedi tarafı için de iyi bir referans. Olabilir. Tabii yani daha üst perdeden başlayan bir ilginin ardından biraz daha hisse senedi, daha riskli varlıklar olarak hisse evet. senedi tarafına yayıldığını geçmişten tabii ki tecrübe ederek bildiğimiz bir şey. O yüzden evet. burayı izlemek lazım. Doğru. Bu arada Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği 10 yıllık tahvil ihalesinin sonuçlarıyla da ilgili yorumunu merak ediyorum. Evet. 5.3 milyar lira talep gelmiş, 3.43 milyar liralık satış gerçekleşmiş. Evet. Nasıldı bu talep? Mesela bu güçlü bir talep midir, değil midir? Pek değil. Şimdi pek bankaların değil, değil menkul kıymet tesisi, yani yeni getirilen düzenleme kapsamında bir arttırımda bulunmaları gerekiyor. Yani daha uzun vadeli tahvillerden, sabit kuponlu tahvillerden daha çok miktarda almaları gerekiyor. Ve geçtiğimiz ay da hatırlanacağı üzere 10 yıllık ihraca nispeten daha sınırlı, yani beklentilerin altında talep gelmişti. Bunu işte geçtiğimiz haftalarda bankalardan gelen, yani biz önemli ölçüde bir hani faiz riskini üstleniyoruz. Çünkü bankaların elindeki kaynak bakıldığında hani mevduatın ortalama vadesi işte bir aydan 3 aya doğru hani evet. şekilleniyor. Yani 3 ayın ötesine geçtiğini zannetmiyorum. Şimdi bu noktada 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli sabit kuponlu ve sabit kuponlu derken işte bugün 11'ler 12'ler bileşikler bazında enflasyonun hani şu an 85 olduğu, yani gelecek sene 40'ın 50'nin altına pek inmesinin piyasa tarafından beklenmediği, yani şu anki faiz seviyesinin altına bir yere, çünkü bu sabit kupon, yani bugün evet. aldığınız zaman geri kalan 9-10 sene bu nakit akımına katlanacaksınız ve hani Merkez Bankası'ndan sağladığınız fonlama tamam işte bununla paralel gidiyor, yani çok bir fark yok arada ama hani o olası bir normal ortodoks politikalara dönüş esnasında, yani enflasyona yakınsayan bir faiz oluşabilecek noktada hani çok farklı o zaman bir risk de bankaları karşı karşıya bulunduruyor ve bankalar da çok bunu üstlenmek istemiyorlar. Dolayısıyla ayın sonunda 5 aylık bir 5 yıllık bir tane daha ihraç var. Hani çünkü minimum 5 yıl vadeli ve vadesinin 4 yıldan az kalan tahvilleri almaları gerekiyor bu yeni kapsamda olsun. O yüzden hani mümkün olan en kısa uzun vadeli tahvili almayı tercih edecekleri tamam. şeklinde bir bankalarda görüşler var. Peki bunu alan niye aldı? İşte bir almak durumunda, yani belirli 10 ölçüde. 10 yıllık olanı. Şimdi 5 yıllık ve daha az kalanı evet. daha rahat tabii, anlayabiliyoruz. Tabii, yani tabii. biraz da hani bunu yapmak zorundasın tabii, o yönde. Tabii. Bu 10 yıllık için yorumun ne? Yine işte, aynı şekilde, yani aynı sebep mi? Belirli ölçüde bakıldığında bunların mesela 2030 vadeli tahvili Merkez Bankası'nın oradan alım ihalelerine desteklediği de görüldü. Yani sonuçta bu politika setine devam ettiğimiz sürece, yani işte tek haneli faiz vesaire, işte %3'ten 5'e çıktı menkul kıymet tesisi. Yani yarın 7-8 evet. olmayacağının hiçbir, yani bu hani bakıldığı zaman fabrike edilen, yani bir yönetilen getiri eğrisiyle karşı karşıyayız. İşte uzun vade ZK karşılığı menkul kıymet tesisi uygulamaları, kısa vade Merkez Bankası'nın doğrudan alımları vesaireyle şekillendirilmiş bir durumun içerisindeyiz. İşte bireysel emeklilik fonları vesaire hani kısmi ilgi gösteriyor olabilir ama esas dediğim gibi, yani mümkün olan en kısa vadede bu işi kotarmaya, tabii hepsini doğrudan alamayacakları için işte rekabetçi olmayan teklif vesaire alacağız. Çünkü rekabetçi olmayan tekliflerde de bir o kadar satış yapıldı. Evet. Yani 7 milyar yakın toplamda bir satış ama dediğim gibi esas hani olması gereken beklenen kuvvette olmadığını söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum. Bu tarafı böylece toparlamış olduk. Ama şimdi biraz dışarıya doğru bir çıkalım istiyorum. IMF'den
gelen açıklamalar vardı yine. Enflasyonda artık zirveyi gördük mü sorusunu bugün çokça konuşuyoruz. Evet. Ama bu arada gelen bir son dakikamız var. Onu da hemen sen ilgili hemen sorayım ben. Hazine nakit açığı Ekim'de 72.2 milyar lira. İlk 10 ayda 160.4 milyar lira oldu. Buna ilişkin yorumunu alayım. Sonra küresel enflasyona dönelim. İşte yani bütçe hatırlandığı üzere yani yılın ortasında revize edildi. Ama revize edilen seviyeyi de hani tutturmakta zorlanılacağı. İşte burada bakıldığı zaman enerji faturamız, işte diğer taraftan daha ekonomik aktivitenin azaldığı yerde vergi gelirlerinin arzu edildiği kadar artmayabilecek olması, işte KKM noktasında yapılması gereken ödemeler, hazinenin Merkez Bankası'nın karşıladığı vesaire, bunlar tabii bu rakamın artması üzerine etkili gelişmeler. Yani ilk 10 ayda 160.4 olup da Ekim'de 72 olması ciddi bir evet artış işaretleri. Peki. Ne diyorsun bu enflasyon konusuna? Yani Amerika tarafını belki biraz ayrı, Avrupa tarafını biraz ayrı değerlendiriyor uzmanlar haklı olarak. Evet. Senin yorumunu merak ediyorum. Gerçekten de bir yükselişin sonuna gelmiş olabilir miyiz? IMF Başkanı Georgieva'nın ifade ettiği gibi. Yani akaryakıt fiyatlarında yaşanan geri çekilme ama diğer taraftan da işte Brent WTI yeniden 90'lı seviyelere geldi. Yani Brent neredeyse 100'e gelecek. Yani Çin tamam bir enerji talebi yeniden başlayacak, işte yeniden açılma, yani Covid kısıtlamalarını azaltma noktasında, ama hani çok da bir geri çekildiğini burada söylemeyiz. Yani 90-100 arası. Dolayısıyla manşet rakamlar aşağı geliyor olabilir. Yani çift tane gelişmiş ülkelerde enflasyon görmeyeceğiz. Ama hani 8'lerden 7'lere gerilediği ölçüde 7'den 6'ya, 6'dan 5'e vesaire iniş olmayabilir. Özellikle Perşembe Amerika'da enflasyonu karşılayacağız. Orada çekirdek enflasyonda, yani gıda enerji hariç kalarak hesaplanan enflasyonda hani yatay ya da biraz artış vesaire görebildiğimiz ölçüde bu kısa vadeli hani ayı piyasası içerisindeki toparlanma riski iştahındaki artışın hani kısa soluklu kalma ihtimali var dışarısı açısından, ama içeride tabii endekse ilişkin çok bir şey söylemiyor bu. Çünkü içeride endekse yönelim farklı dinamiklerle yerli yatırımcının alternatifsizliği kaynaklı olarak devam edebilir. Peki. Şimdi son iki dakika, bir de Almanya'dan gelen sanayi üretimi. Evet. Bu kadar çok resesyon konuşulurken bu heyecanlandırmalı mı Avrupalıları? Kaçtı? %2.6 arttı. 2'lik bir artış bekleniyordu, evet, sanayi üretimi. Şimdi bakıldı da aylık bazda hani bir dalgalanma hani beklentinin üzerinde geldiği, ama hani çok da bu Almanya'nın işte resesyon kaygısı artık kalmadı, işte Almanya'da artık işler düzlüğe çıktı demek için çok erken. Çünkü yani enerji bileşenindeki soru işaretleri hani belki bu sene işte LNG ile ya da doğalgaz tanklarının önceden doldurulmasıyla atlatılmış gibi gözüküyor, ama işte gelecek sene ne olacak? Şimdiye kadar mevsim normallerinin üzerine giden hava sıcaklığıyla doğalgaz ihtiyacı talebi nispeten sınırlı kaldı, ama yani yılın devamı, kışın devamı böyle olmayabilir. O yüzden hani bir aylık veriye çok anlam yüklememek gerekiyor. Yani IFO yatırımcı güven endeksi vesaire tarafında da hani bir kısmi toparlanma görebiliyoruz. Ama hani bu resesyon dediğimiz Almanya için 0 ile eksi 1 arası, çok iyi büyüme dediğimizde hani 1 ile 1,5 arası. Yani bunun daha ötesinde böyle Amerika vari falan bir büyüme Almanya'dan ya da Avrupa'dan beklememek gerekiyor. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Serdar, sana bütün bu konulara getirdiğin yorum için. Şimdi New York'a gidiyoruz. Melike Ayan'la sohbet edeceğiz biraz. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Evet, Melike Ayan, hoş geldin. Saat farkı 8'e çıktı. Seninle birlikte yayın yapma imkanı doğdu. Sözü sana bırakıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor bugün ABD borsalarında, piyasalarında? Teşekkürler Didem. ABD borsaları kendilerini yukarı atarken hazinede karışık bir yerde, ama 15 yıllıklarda zirveleri buluyor neredeyse. Dolar şu an itibariyle kendini aşağı atıyor. Neden? Öncelikle ara seçimler çok etkili. ABD ara seçim furyası içindeyiz. Ve yatırımcılar ara seçimle enflasyon öncesinde boğalar özellikle kendilerini ortaya attıkları için alımları seçer buldular. Halbuki ara seçim istatistiklerine bakarsak Didem, genellikle bunlar bir katalisttir. Ve ara seçim biter bitmez biz bir rally yaşarız, alım yaşarız. Ama şimdi o rally'nin beklentisi içinde alımlar var. Morgan Stanley'nin stratejistlerinden Mike Wilson da dediği gibi
zorlu bir hafta. Hem ara seçim hem enflasyon açısından yatırımcılar için. Ama bir şekilde enflasyon beklentilerinin düşürülmesi, yani 8.2'lerden 7.9'lara düşürülmüş. Beklentilerden, tahminlerden bahsediyorum. Bu piyasanın iştahını artırdı. Her ne kadar zorlu ve geçen haftaki gibi volatil bir haftaya indikatör olsa da bunlar, Mike Wilson'ın dediği gibi. Bir yandan bu var. Bir yandan da bugün tüketici kredileri gelecek ve 32 milyar yerine 30 milyarlara gerilemesi bekleniyor. Onun dışında Apple'ın hissesinin ciddi bir düşüşe geçtiğini görüyoruz. iPhone 14 üretiminin Çin'de sekteye uğramasından 3 milyonda daha az, yani özellikle nicelik açısından bakıyoruz, daha az ebatta üretime geçilecek. Çünkü bir takım problemler var fabrikalarda. Bu da hisseyi negatif etkiledi. Meta'nın hissesi, Facebook'a bakalım, İşçi çıkarımlarında bulunacağını söyledi. Bu Big Tech dediğimiz büyük teknoloji firmalarında işten çıkarmalar bir trende dönüştü artık. Geçen hafta Twitter, Elon Musk, bu hafta Meta ile başlıyoruz. Bir yandan da Fed yetkilileri konuşacaklar. Şimdi kimler var? Richmond Fed Başkanı Tom Barkin günün sonlarına doğru, şimdi biz de burada sabah daha yeni açılıştayız, ama önceki saatler, yani daha erken saatlerde Loretta Mester, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ile Boston Fed Başkanı Susan Collins'in konuşması bekleniyor. Barkin de Collins Cuma'da konuşmuştu ve bize şunu söylemişlerdi. Faiz artışının yavaşlatılması yanındayız. O yüzden de yine böyle bir konuşma yapmaları bekleniyor. Bu da zaten, bu beklenti de yine pozitif algılandı. Alımlardayız diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Didem. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Yayınımızı biz burada noktalıyoruz. İş dünyası var sırada. Gözde Kuyumcu sizinle birlikte olacak.